Ama biz bu kelimeyi kullandığımız zaman şöyle bir durum çıkıyor. Bir, ehli kitap içerisinde de iman sahibi olduğunu söyleyip ama içsel hakikatine vakıf olmamış, içsel gerçekliğini kavrayamamış, maneviyatı edinmemiş kişiler de var. Çünkü neden? Dil ile ikrar verdiğini, dil ile iman ettiğini söyleyip ama kalb ile yaşamamış, kalb ile tasdik etmemiş, halini hal etmemiş, ilmi etmemiş bir kesim var. İnanmayan noktasında ise zaten açık ve bariz. Kişi diyor ki ben inanmıyorum. Allah'ın varlığı benim için geçerli bir unsur değildir. Ben doğaya inanıyorum. Ben maddenin devingenliğine inanıyorum. Yani kısaca ben ateistim, ben deistim, ben panteistim, ben agnostistim gibi kavramlarla kendisince inandığı felsefe gereğiyle reddiye ortaya koyabilir. Peki bizim inancımızı kabul etmeyen veya inanmayan veya da bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi ibadet etmeyen, bizim gibi ritüelleri yerine getirmeyenleri bizim her türlü olgunun dışına atarak kafir deyip öldürme yetkisi, öldürme hakkı, yaşamını gasp etme noktasına sahip miyiz? Eğer ki sahip noktasında söyleyenler olursa Cenab-ı Hak tek bir unsurla aynı değerlere inanan, aynı inançları yapan, aynı ritüelleri takip eden yani meleke unsuruyla bir insan varlığı yaratmış olsaydı bu sorunu da ortadan kaldırmış olurdu. Oysa insan özgür iradesiyle inanıp inanmama hakkına sahiptir. Peki bu hakkı kim veriyor? Bu hakkı Cenab-ı Hak insana veriyor. Bu özgür iradeyi verme noktasında da insanı sorumlu tutuyor. Birisi verilen sorumluluğu yerine getirme noktasıyla hareket ediyor. Biri de kendisince belirlediği sorumluluklar, inancı, bakış açısıyla hareket ediyor. Hiç kimsenin, hiçbir kişi kafirdir, benim gibi değildir, benim gibi ibadet etmiyor noktasıyla hakaret etmeye, zulüm etmeye, öldürmeye hakkı yoktur. Peki bunu nereden anlıyoruz? 610 tarihinde Hazreti Peygamber 10 bin kişilik bir kuvvet ile Mekke'nin fethini yaptığı zaman Mekke'nin içindekiler müşriktiler, kafirdiler, Müslümanlar gibi inanmıyor, onlar gibi ibadet etmiyor, onlar gibi dinsel ritüelleri yerine getirmiyorlardı. O zaman Hazreti Peygamber bunlar kafir diye büyük bir gücü de var. Mekke'nin hepsini kılıçtan geçirmiş olsaydı kendisinin karşısında var olan muhalefeti de veya da müşrik topluluğunu da ortadan kaldırmış olacaktı. Bunu yapmış olsaydı Hazreti Ali'ye karşı savaşan bir Muaviye, İmam Hüseyin'i şehit eden bir Yezid veya da Emevi anlayışıyla İslam'ı yozlaştıran, dejenere eden, depolitize eden bir güruh da olmayacaktı. Ama Hazreti Peygamber onlar müşrik diye, inanmıyor diye hiçbirinin canına, namusuna, malına, kapısına zarar verme noktasında bir emir vermiş değildir. Tam tersi. Bir, barış içinde olanlarla barış içinde olunacak. Ağaçlar kesilmeyecek. Yaşlılara dokunulmayacak. Kadınlara dokunulmayacak. Hiçbir evin kapısı zorlanmayacak. Çok burası bizim için çok önemli. Ama bugün bazı mezheplerin anlayışları bu hakikatleri görmeyip kendisi gibi olmayan, kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi ibadet etmeyenleri kafir görüp daha sonra da bunlar noktasında fermanlar, katliamlar yapmaktadırlar. İnanın ki bunların ne Müslümanlıkla
ne de İslam'la bir alakaları yoktur. Bunlar tamamen Arap milliyetçiliği, Arap anlayışı, Arap iştahı olan Emevilerin iştahıyla hareket edip İslam'a bu bozgunculuğu getiren kesimden başka kimse değildir. Cümle varlığın, hakikat hakkın varlığından tecelli etmesini inkar eden, örten, bu hakikati gizleyenler için de kafir noktası kullanılır. Hatırlarsanız biz geçen hafta bir konuyu işlemiştik. Konumuzun başlığı şuydu: Deccal. Deccal'in dedi ki tam alnının ortasında kefere diye bir isim yazılı. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu: kişi aklını kullanamıyorsa, aklı sezgiyle birleştiremiyorsa, içsel yolculuğuyla içsel hakikate, yani manayla maddenin birliğine ve tevhidine ulaşamıyorsa, işte burası Deccal noktası. Onun için kafir kişi aslında aklını gerçeğe, hakikat noktasında kullanmayıp tamamen nefs-i emmarenin etkisiyle, nefs-i emmarenin istek ve arzusu noktasında kullanıp sadece madde dediğimiz noktada kalan kişiler için kullanılan bir kelime. Ama aklını kullanmayıp, gönülle birleştiremeyip, içsel yolculuğunu yapamayana da sen kafirsin, seni öldüreceğim diye bir şey söylemez. Neden? Çünkü şu bilinç içerisindedir: var olan cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın nurunun tecellisidir. Cümle varlık Hakk'ın nurunun tecellisi ise hiçbir varlık ondan ne ayrıdır ne de gayrıdır. Her zerre onun tecellisinden, şekil, suretinden başka bir şey değildir. Peki, Kur'an'da bunu anlatan bir ayet var. Bu ayeti bizim çok iyi bilmemiz lazım. Bakara suresi 115. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Madem ki zahir alemde, Hadid suresinin 4. ayetinde o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır diyor. Bu nokta itibariyle zahir görünen her şey Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise, görünen her suret, her şekil Cenab-ı Hakk'ın sureti ise, kişinin bu surete hakaret etmesi, zarar vermesi, incitmesi, kırması, kötü söz söylemesi Cenab-ı Hakk'a kötü söz söyleyip zulüm etmesi değil midir? İşte kafirlikten kurtulmanın en büyük yolu şu: cümle varlığı Cenab-ı Hakk'ın nurundan görüp hiçbir varlığı kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden, severek, sayarak, hoşgörüyle, paylaşımla yaşayabildiğimiz takdirde biz kafir dediğimiz o kefere noktasından çekilmiş oluyoruz. Neden? Çünkü görünen her varlık görünmeyenin dışarıdaki tecellisinden, dışarıdaki suret ve görüntüsünden başka bir şey değildir. O zaman dışarıdakini içeride görebilmek için, yani mutmain olabilmek için kişinin madde aleminden mana alemine, halk aleminden hak alemine, kesret aleminden tevhid alemine, yani ehadsal dediğimiz teklik alemine yolculuk etmesi lazım. Bu yolculuğu yaptığı zaman aslında görünen her şeyin kendisinden ayrı, kendisinden gayrı olmadığını görerek hiçbir varlığa da zarar vermeyecektir. Dikkat ederseniz biz kendi bedenimize zarar verebilir miyiz? Yani o acıyı kendimize hissettirebilir miyiz? Hissettiriyorsak ya biz psikopatız ya da biz gerçekten de farklı bir mertebede işleyen farklı bir varlığız. Madem ki cümle varlık bizim parçamız, bizim zerremiz ise, o zaman her varlığı Hak'tan görüp, ama burada da bir ayrım noktasını yapmak gerekiyor.
cümle varlık haktandır ama hakkı bilmeyip nahak olanlara karşı da farkı bilmek lazım. Kobra yılanı da haktır ama gidip kobraya sarılıp sen de haksın diye öpmeye kalkarsak kobra bizi zehirler ve ölürüz. Onun için burada da farkı fark etme dediğimiz noktayı bizim çok iyi bilmemiz lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Yine şah damarından yakın olanı dışarıda arayan ve hakikate vakıf olmayanlar da bu gerçeklikten mahrum olduklarından dolayı kafir denilen, yani gerçeği görmeme, hakikati görmeme veya da bu noktayı ilmel yakin olarak bilip ama bu noktayı inkar ederek bu noktayı göstermeme çabası içerisinde olanlara da bu kelime kullanılmaktadır. Yine bu kelime küfreden, iyilik bilmeyen, nankör, şükür etmeyen kavramı olarak, kavramsal olarak da kullanılmaktadır güzel canlar. Küfürden maksat aslında bir insana yakışmayan düşünce, duygu ve davranış içerisinde olmaktır. Kime karşı? Yaratılan cümle varlığa karşı. Eğer hepimiz kendimizi bilmiş olsaydık, bu bilmeyle kainatın da bizden tecelli etmiş olduğunu bilmiş olsaydık, hiçbir varlığa ne zulmederdik, ne zarar verirdik, ne de bu kafir dediğimiz noktaya düşerdik. Ama herkes önce kendi kafirliğini görmeli, kendi kafirliğini müminliğe çevirmeli, sonra başkasına sen kafirsin demeli. Gözümüzdeki merteği görmeyiz ama arkadaşımızın gözündeki çapağı görürüz. Gel senin gözündeki çapağı çıkarayım deriz. Oysa ki iyi görebilmek için insanın önce gözündeki merteği çıkarması lazım ki arkadaşının gözünü de kör etmemesi lazım. Hazreti İsa bunu bu şekilde çok güzel ifade etmektedir. Demek ki başkasına kafir demeden, Yezid demeden veya da Mervan demeden, İblis demeden, şeytan demeden, Deccal demeden önce kendimizin iblisliğini, şeytanlığını, kafirliğini bilip kendimizi terbiye edip o mümin noktasına geldikten sonra o mümin olabilenin güzellikleriyle de olmayanları da olacak noktaya getirmek için gayret sarf etmeliyiz. Bu gayret de sadece tebliğle olur. Bakın peygamberimize bile ultimatum. Ne diyor? Sen sadece tebliğcisin. Sen zorlayıcı değilsin. Ama biz şimdi görüyoruz zorlama var. Din kültür ahlak bilgisi derslerinin öğretilmesinde zorlama var. Benim gibi değilsen Müslüman değilsin. Benim gibi örtünmüyorsan Müslüman değilsin. Benim gibi ritüelleri yerine getirmiyorsan bu değilsin anlayışını çok bariz ve net bir şekilde görmekteyiz. Ama biz biliyoruz ki herkes kendi içindeki eksikliği, noksanlığı, kafirliği, deccalliği davranışlarıyla sergilemektedir. Önce kendi kafirliğimizi mümin olma noktasına bizim çevirmemiz gerekiyor. Şimdi Sünni inancında imanın esaslarına inanmayan, Sünni içtihadında bulunan şeylerin hepsine veya birine inanmayan, dinin emirlerine karşı çıkan, hafife alan, alay eden, küçümseyen Müslümanlar dışındaki herkes kafirdir. Bu Sünni Ortodoks anlayışının net bir ifadesidir. Kendisi gibi olmayan her şey, dikkat edin, ehli kitap Allah'a inanıyor, peygambere de inanmıyor. Tek bir sıkıntı burada Hazreti Resulullah'a ve Kur'an'a iman noktasını yapmadığı için onu da kafir olarak gösteriyor. Fakat Bakara suresinin 62. ayetine baktığımız zaman bunların düştüğü çok kötü bir durum var. Bakara suresi 62. Şu bir gerçek ki Kur'an müminlerden, Yahudileşenlerden,
Hristiyanlardan, Sabilerden, Allah'a ve ahiret gününe iman edip, barışa, hayra yönelik iş yapanların Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Bakın iki tane kıstas belirlemiş. Biri ne? Allah'a imanı, ikincisi ise ahirete imanı. Buna inanıp hayra, barışa, iyiliğe, güzelliğe, yani kötü duygu ve düşüncelerden arındıktan sonra güzel duygu ve düşüncelerle insana ve insanlığa ve cümle varlığa hizmet eden herkesin ödülü Rablerinin katındadır. Şimdi bunu ayet söylüyor. Ama bugün var olan mantalite bu ayeti görmeyip bu ayetin dışında Nisa suresi 136. ayeti görmekte. Allah'a, peygamberlere, meleklere, ahirete ve kitaplara ve bununla birlikte de Kur'an'da olmayıp daha sonra mezheplerle içtihat haline gelmiş şeylere de inanmadığınız zaman kafir oluyorsunuz. Benim için geçerli Kur'an ise, örnek alacağım örnek Resulullah ise, Resulullah dışındaki herkesin hali Resulullah'a ve Kur'an'a uymuyorsa benim için geçersiz. Ama dikkat edin, ilmihal olarak yazılan kitapların %90'ı Kur'an'ı değildir. Sonradan içtihat sahiplerinin, mezhep sahiplerinin ve ekollerinin kendi düşünceleri, yani Kur'an ve hadisleri yorumlayarak yapmış oldukları şeylerdir. Bu nokta itibariyle bizim burayı çok iyi bir şekilde görmemiz lazım. Alevi inancında Allah'a iman noktasında emin olmamış, içsel hakikate vakıf olmamışlar noktasında Ehl-i Beyt anlayışına bağlı bir bakış açısı vardır. Şöyle ki, kendini Cenab-ı Hak'tan ayrı ve gayrı görüp, şah damarından yakın olanı unutup, görünen her varlığın Bakara suresi 115'te doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır, nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır anlayışıyla kırdığımız, yıktığımız, incittiğimiz, döktüğümüz insan ve cümle varlıkları hak noktasında bilmemeye kafirlik deniyor. Anlayış itibariyle aralarında yorum farkı var. Çünkü Alevilikte de Nisa suresinin 136. ayetindeki iman şartlarının hepsi kabul edilir. İnsanların huzura, barışa, esenliğe, kardeşliğe gitmesini, insanca yaşamasının önünü tıkayan, engelleyen ve sadece kendi nefsi arzu ve istekleriyle yaşamayı isteyenler de İslam inancıyla küfar, kafir noktasıyla ifade edilmiştir. Bu noktada Muhammed suresinin 12. ayetinde kafir olanlar zevk edip eğlenmeye bakarlar. Hayvanlar gibi yer içer, onların varacakları yer kendi içlerinden çıkamadıkları ateşten başka bir şey değildir. Demek ki insanın bu aleme gelmesinin bir gayesi var. Bu gaye ne? Kişinin Hakk'a ünsiyet ederek, Cenab-ı Hak'la vuslat ederek insanlık mertebesine çıkması lazım. Yani insan-ı kamil mertebesine çıkması lazım. İşte kafirliği yenebilmenin koşullarından en önemlisi kişinin kendisini bilip, ölmeden önce ölüp kendisindeki bütün kötü duygu ve düşünceleri ve bu duygu düşünceleriyle meydana gelen davranışların hepsini temizlemesi lazım. Temizlemese ne olur? Temizlemese nefsi emarenin hükmünde kalır. Nefsi emare nedir? Kötülüğü emreden, şerri emreden, kötü duygu ve düşüncelerle davranışları da şer noktasında ifade edenlerin hepsi nefsi emare dediğimiz noktada kalmış olurlar. Nedir bu? Benlik, kin, kibir, kıskançlık, iftira,
dedikodu, çekememezlik, hayvansal şehvet, tamahkarlık, alma arzusunda doymak bilmeyen bir nokta, hoşgörüsüzlük, tevazusuzluk, kızgınlık, aklı maaş dediğimiz yeme, içme, giyinme, üreme dediğimiz noktalardan kalıp insanlık noktasına çıkmama noktası nefsi emmarenin en belli ve bariz örnekleridir. İnsanları kendi menfaatleri için kandırma, aldatma, manipüle etme, var olan gerçeği farklı bir şekilde gösterme ve bu noktada bakıyoruz ki şu anda iki türlü olgu var nefsi emmare noktasında. Kapitalistlerin, emperyalistlerin doymak bilmeyen alma arzusu yüzünde yeryüzünde meydana gelen zulüm. Yani meta ekonomisiyle aslında kafirlik noktasının en üst noktası. Ben varım, egonun tavan yaptığı nokta, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen nefis, nefse emmari olduğu için insanın en kötü hali burada. İşte insanın nefse emmarenin bu olgularını kırabilmesi için kendi içindeki putlarını da kırması gerekiyor. Kendi içindeki putlarını kırmayan, temizlemeyen bir kişinin o gerçekliğe, o hakikate vakıf olmasının mümkünatı yok. Bazen bize şöyle bir soru sorarlar. Derler ki, Hazreti Muhammed müşriklerin putlarına neden saygı göstermeden kırma noktasına girdi? Bunun cevabı o kadar basit ki, o güzel Resul, o güzel peygamber var olan aracıları kaldırıp aracısız ona gidebileceğinin yol ve yöntemini gösterdi de ondan. Yani hiçbir put olmadan şah damarından yakın olana sen zaten kendin gidebilirsin. Hiçbir hoca, hiçbir dede, hiçbir şeyh insan ile Allah arasına giremez. Zaten giriyorsa kendisi put olur. Bu nokta itibariyle örneğin Alevi inancında mürşidi kamiller, pirler şunu derler. Ey oğul, ey talip, ey can, ey bacı, bizim maksadımız sizinle Allah arasına girmek değil. Senin Allah ile kendi arana koyduğun putları temizlemektir, yıkmaktır. Peki bunlar, bu putlar ne? Kötü düşüncelerimiz, kötü duygularımız, kötü davranışlarımız. İşte insan nefsi emmaresini temizlemeden, içsel putlarını yıkmadan o gerçekliğe ulaşamaz. O gerçekliğe ulaşamıyorsa kafir noktasında kalır. Yalnız bu kafir noktası bir, her zaman hak ve hakikate davetlidir. Peygamber'e tebliğ ile birlikte inananların dışında hepsi o zaman kafirdi. O zaman hepsini reddedip tebliğ yapmaması gerekirdi. O zaman hiçbir insan öldürülemez inanmadığı için. İnsan önce kendi içindeki kafir olan düşüncelerini öldürüp içsel hakikate vardıktan sonra da dışta bu hakikatten mahrum olan, bu hakikate meyli olan, gönül noktası uyanmış kişileri de davet ederek, çağırarak, o içsel hakikati ve maneviyatı da öldürerek onu o mertebeden çıkarması gerekiyor güzel canlar. Peki kafirlik noktasında nasıl kalınıyor? Hakkı, hakikati, gerçekliği örttüğümüz zaman. Aklımızı zekaya, zekayı ferasete, feraseti de basirete çevirmediğimiz zaman. Bu aleme gelmemizin amacını bilmediğimiz zaman. Çünkü bu aleme gelmekten maksat aslında kişinin Yaradan'la olan bağını kurup yaşamın gayesini, yaşamın amacını bilmesidir. Bunu bilebilmesi için de kişinin önce kendisini bilmesi lazım. Çok özür diliyorum. Aramızda belki psikolog arkadaşlarımız da olabilir. Örneğin, içsel hakikati bilenler her insanın psikolojisinin, negatifliklerinin nereden kaynaklandığını bilirler. Ama içsel yolculuğunu yapmamış bir kişinin
içeriden kaynaklanan sorun ve problemleri bilmesinin mümkünatı var mı? Kendisini bilmeyen, içsel gerçekliği bilmeyenin başkasının sorunlarını çözme noktasıyla başarısı ne kadar? Evet, başarısı var mı? Var. Ne kadar? Zahirinin algılayabildiği, onun da zahirde gördüğü sorunları ona göstererek o sorunları aşma noktasına getirmesiyle o sorunları aşabilir. Şimdi kafirler noktasında bir açılım noktasını yapacağım. Kafirler bazı yerlerde İslam'ın dışında olan herkes için kullanılırken, bazı yerlerde de semavi dinlere inananlar için kitaplı kafirler deniyor. Çok dikkatinizi çeksin. Kitaplı kafirler. İkincisi ise kitapsız kafirler. Yani herhangi bir semavi kitaba inanmayıp, itikat etmeyip, onun emirlerini, yasaklarını, ritüellerini, ibadetlerini yerine getirmeyenler için kullanılıyor. Peki Kur'an'da Yahudiler için, Hristiyanlar için, iman edenler için, demin Sabilerden bahsettik. Sabiler yıldız tapar. Çok dikkatinizi çeksin. Ama Kur'an Sabilerin bile Allah'a ve ahirete inanma noktasındaki hayır, barış, iyilik, güzellik, hayır, hasaneti yerine getirmeleriyle ödül alabileceğini söylüyor. Ya biz Kur'an'ı anlamıyoruz ya da birilerinin anladığı gibi babamızdan, dedemizden, atamızdan, şeyhten, hocadan, dededen öğrenerek Kur'an'ı anladığımızı sanıyoruz. İşte din içindeki en büyük problem bu. Sana gelen kitabı okuyamıyorsan, anlayamıyorsan, Cenab-ı Hakk'ın senden ne istediğini, ne yapman gerektiğini bilmiyorsan, o zaman bilinçsiz bir kişisin. Bir, bilinç ile, şuur ile iman edip, gerçekten emin olanlarla, ama atadan, dededen, ritüel ya da şekil olarak dini öğrenenler arasında çok büyük bir fark var. Onun için İslam dünyası babadan, dededen değil, gerçekten Kur'an'ın zahir ve batin öğretisini ve bu öğretinin temeli de açık söyleyeyim, Ehl-i Beyt'in kendisidir, İmam Ali'dir. Çünkü onlar Kur'an'ın zahir ve batın manalarını çok iyi bir şekilde yerine getirmişlerdir. Bu noktada da bu takip edildiği takdirde hidayet dediğimiz bir nokta ulaşır. Hidayet, bir kişinin gerçekliğe, hakikate vakıf olabilmesi için oraya sevk edilmesi, çağrılması veya da Cenab-ı Allah'ın bunu kendisine beyan etmesi. Ama şunu söyleyeyim, kendisini bilmeyenin hakkı bilemeyeceğine göre Cenab-ı Hakk'ın da bilmeyen kişiye de böyle beyaneti olmaz. Bunlar ancak bilenlerin beyanetiyle bilenlerdir. Neden? Resulullah kendi kitabını okumamış olsaydı oku emriyle Kur'an'ın okunmasını ve bilinmesini istemezdi ki. Demek ki kafirlikten kurtulabilmek için iki türlü okuma söz konusu. Bir, kişinin kendisini kendisinden okuyup kendisine şah damarından yakın olandan ilham veya vahiy alması gerekiyor. Vahiy alanlara Nebi Resul diyoruz ama İlham alanlara da veli diyoruz. Yani hak ile hak olmuş insanı kamil diyoruz. Bu nokta itibariyle bu iki noktaya gelmişler. Kendi kitaplarını okudukları için İsra suresi 14 kitabını oku diyor. Bakın ayet çok net. Kitabını oku. Bugün nefsin sorgulayıcı olarak sana yeter. Bunu biz demiyoruz. Cenab-ı Hak diyor. Demek ki kişinin kafirlikten kurtulabilmesi için içsel yolculukla şah damarından yakın olana yakın olup kitabını okuyup emin olduktan sonra bu mertebeden çıkması lazım. Çıkan da o mertebede olanları çıkarmak için çaba sarf etmesi lazım. Yani bilenlerin bilmeyenlere öğreterek, bilenlerin bilmeyenleri davet ederek, ama tek bir kıstas var. Zorlayıcı olmamak.
zulüm etmemek, kırmamak, yıkmamak, incitmemek, insana ve insanlık erdemlerine yakışan bir yaklaşımla, aşk ile, sevgi ile, muhabbet noktasıyla yaklaşıp o gerçekliği göstermek gerekiyor. Neden? Kafire zalim diyorsun, kendini mümin zannedip kafire zulmediyorsun. Nereden anladık senin mümin olduğunu? Hani mümin elinden, dilinden, belinden sahip olup kimseye zarar vermeyendi? Hani Müslüman kendisine hakim olandı? Bugün biz birbirimize alt atıyoruz. Acaba kimin Müslümanlığını işliyoruz? Muaviye'nin mi? Emevilerin mi? Abbasilerin mi? Kur'an'ı anlamayıp kendi fikirleriyle içtihat edenlerin mi? Kendini bilmeyip ama bilir gibi gösterip insanları kandırıp aldatanların anlayışıyla mı? İşte biz bu noktadan kurtulmadıkça kafirlikten de asla kurtulamayacağız güzel canlar. En büyük kafir kendi benliğini, kendi egosunu yenmemiş, her türlü kötü duygu ve düşünce içerisinde kalıp hak ile bağını kurmamış, haksal gerçeklikten habersiz olan kişilere kafir denir. Ama garip bir şey var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip salada orucu savmı yerine getirdiği zaman iş bitti. Ben artık müminim diyenler var. Kendisi gibi olmayanları da kafir olarak görenler var. Sıkıntı burada. Demek ki kafirlikten çıkmak bunlarla olmuyor. Bunları halledip manasını bilip yaşantılamakla ancak mümkün olabiliyor ki işte biz bunu yaptığımız zaman İslam olur. İslam kelimesi ne? Barış demek. Esenlik ve barış içerisinde teslim olmak. Silm, sul, selam ve selim. Silm teslim olmak. Kim hakikate teslim olmaz? Kim gerçekliğe teslim olmaz? Kafir olan olmaz. Neden? Reddeder. Neden? Nefsine ve isteklerine hoş gelmediği için reddeder. Barış bir kişinin kendisiyle cümle varlıklarla barış içerisinde yaşamasıdır. Barış bir insanın hiçbir varlıkla savaşmadan her varlığın hak ve hukukuna riayet edip onun da barış içerisinde kalmaya denir güzel canlar. Bakın selam kökü, selamun aleyküm diyoruz. Aslında İbranice köklü bir kelimedir. Selam esenlik demek. Esenliğin olabilmesi için sevgiye, aşka, muhabbete, paylaşıma ve güvene ihtiyacı var. Ben size selamun aleyküm dediğim zaman ne diyorum biliyor musunuz güzel canlar? Benden emin olun, benden size zarar gelmez. Siz de aleyküm selam dediğiniz zaman benden de zarar gelmez, emin ol demektir. Herkes birbirinden emin olsa yeryüzünde kötülükten eser mi kalır? İşte İslam dini o İslam kelimesiyle muhteşem bir anlatım yapmış. Selim, aklı selim. Aklı selimler Furkan olurlar. Yani hak ile batılı birbirinden ayırıp hakkı sadece ortaya koyarlar. Kafirlikten kurtulabilmenin tek yolu da Furkan olup hak ile batılı birbirinden ayırmak değil midir? İşte biz bunu yaptığımız zaman, bunu da aklı selimle yaptığımız zaman gerçekten kafir, küfar, kefere dediğimiz noktadan çıkmış oluruz. Kafirleri öldürün sözüne gelince güzel canlar, aslında kafirleri ve kafiri öldürün sözü ne demek biliyor musunuz? İçinizdeki nefsin arzu ve isteklerini öldürün demektir. Çünkü en büyük kafir nefsi emmaredir. Kişi en büyük nefsi emmarenin askerlerini, yani o kötü duygu, düşünce, arzu ve istekleri öldürürse kafirlikten kurtulmaz mı? İnsan öldürmekten bahsetmiyor. Sende var olan kötü duygu, düşünceleri, şeri öldürmekten bahsediyor. Herkes kendi kafirliğini öldürmüş olsaydı, herkes birbirine mümin bakacaktı. Zan denilen olaydan da kurtulmuş olacaktı güzel canlar. Hakikati gizleyenler ya hakikate vakıf olmamış, bilinçsiz ve inkarcılardır. Bunlar anne ve babadan aldıkları öğretiyle mümin olduklarını
sanan kişiler. Bir de ibadet yapmalarından dolayı kendilerini her şeyin üstünde görmeleri. Bizim toplumumuzda var. Adam var ya 5 vakit namaz kılıyor. Adam cemde başını secdeden kaldırmıyor. Peygamber demiş ki kimsenin ne saladına ne orucuna bakmayın. Ameline bakın. Yani davranışlarına bakın. Davranışları halis ise, davranışları güzel ise o iyi bir insandır. Ama yaptıklarıyla içindekini gizliyorsa ondan daha büyük kafir yoktur. Neden? İbadetimle içimi gizliyorum. İşte kafirliğin en büyük noktası içindekini manipüle edip insanları kandırma noktasında yol ve yöntemlerle insanlara kötülük yapanlardır. Bir de zahir alemde insanları yönetmek, sömürmek, kandırmak için. Vallahi siyasetçiler varsa temiz olanları ayırıyorum içinden. Hepsi kafir. Neden? Siyasi iktidarları için insanları kandırmıyorlar mı? Aldatmıyorlar mı? Palavra ve yalan sıkmıyorlar mı? İnsanlara gerçeklerin gösterilmeme noktasında her türlü dümeni çevirmiyorlar mı? Ama temiz olanları tenzih ediyoruz. Her noktada. Şunu söylüyoruz. Geçen gün bir şey söyledik. Bir pire demişler ki Aleviler mi, Sünniler mi? Demiş ki oğul ne Aleviler iyi ne de Sünniler iyi. İyiler iyi. Kim ki iyiyse, kim ki temizse, kim ki paksa, kim ki güzelse inanın ki o mümindir, o güzel bir insandır. Neden? Allah güzeldir, güzeli sever. E biz de Allah'ın güzelliğiyle güzelleşelim ki o da bizi sevsin, bize yakın olsun, o hak ve hakikatini beyan etsin ki biz de o ikilikten, o kafir denilen noktadan kurtulup o güzelliğe muvaffak olalım. Kitap ehlinden olan kafirler, çok dikkatinizi çeksin. Kitap ehlinden olan kafirler, yani Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e ve Kur'an'a inanan, çok yani bunu Kur'an ayeti söylüyor. Bakara suresi 105. Ve müşrikler, Rabbinizden üzerine bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Hakkın üzerine bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Bir adamın Allah'a, Kur'an'a, meleklere, kitaplara, ahiret gününe inandım demesi onun inandığını göstermez. Dil insanları kandırmak için en muhteşem araçtır. Dil insanları en güzele götürmek için de en güzel araçtır. İşte bu dili, bu gerçeği örtmek için kullanan kişiler dil kafiridir ki Cenab-ı Allah bizi bunlardan uzak eylesin. Demek ki bir kitaba inanmak insanı mümin yapmıyormuş, Müslüman yapmıyormuş. Ama kitaba inanıp kitabın emirlerini, yasaklarını Furkan ile hak ile batılı ayırıp içindeki kötülükleri öldürenler zaten kendisi kitap olurlar. E kendisi kitap olan da kitabından yanlış okumayacağına göre her zaman güzellikler tecelli edecektir.